İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yeni bir savaşın çıkmasını önlemek ve uluslararası sorunlara diplomatik çözüm bulunmasına platform sağlamak amacıyla kurulan Birleşmiş Milletler 70. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Birleşmiş Milletler Anlaşması 26 Haziran 1945'te Amerika'nın San Francisco kentindeki uzun müzakerelerin ardından Türkiye'nin de içinde olduğu 50 ülke tarafından imzalandı. Yeterli çoğunluğun anlaşmanın onay süreçlerini tamamlayıp belgeleri teslim etmesiyle Birleşmiş Milletler 24 Ekim 1945'te resmen kuruldu. Halen 193 üyesi olan Birleşmiş Milletler'de kuruluşundan bu yana 8 genel sekreter görev yaptı. Birçok kriz, çatışma, savaş, doğal afet, açlık, iklim sorunları gibi küresel problemlerle mücadele eden Birleşmiş Milletler, tüm eksikliklerine rağmen dünyada tüm ülkelerin bir araya gelebildiği tek platform olma özelliğini koruyor. Son yıllarda yapısı ve güç dengeleri nedeniyle yoğun eleştiriye uğrayan ve reform talepleri sıklıkla gündeme getirilen Birleşmiş Milletler, çoğunluğu Afrika'da olmak üzere dünya genelinde yaklaşık 100 bin askerle barışı koruma görevi yapıyor. Birleşmiş Milletler, son yıllardaki görev çatışmalarında ise etkisiz kalmakla eleştiriliyor. Kuruluşun barış ve güvenliği temin etme sorumluluğu olan ve bunun için güç kullanma yetkisi tanınan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısı eleştirilerin temelini oluşturuyor. Suriye'de 4 yılı aşan iç savaşa çözüm bulunamaması, neredeyse Birleşmiş Milletler ile yaşıt İsrail-Filistin sorununda sistemin çözüm üretememesi, Irak, Libya, Sudan, Ukrayna, Orta Afrika Cumhuriyeti gibi sıcak çatışmaların yaşandığı bölgelerde barışın sağlanamaması, kuruluşun etkinliğine yönelik soru işaretleri oluşmasına neden oluyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon 70. yıl mesajında bu konuya dikkati çekerek "Kuruluşumuz mükemmel değil, şiddet, yoksulluk, özellikle kadın ve kızlara kötü muamele birçok bölgede halen önemli sorun. Çatışmalar, baskı ve umutsuzluk nedeniyle 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana hiç olmadığı kadar fazla sayıda insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Ama Birleşmiş Milletler'siz bir dünya çok daha kasvetli olurdu" ifadesini kullandı. Dünyanın birçok krizle karşı karşıya olduğunu, buna karşın uluslararası yanıtların acı verici biçimde yetersiz olduğunu vurgulayan Ban, bugünün sorunlarını tek bir ülke ya da organizasyonun kendi başına çözmesinin mümkün olmadığını da kaydetti.